Sevgili izleyenler, hepinize merhaba. Ve biz Gençlik programında bu hafta Türkiye'nin önemli meselelerinden birini, genç işsizliğini konuşuyor olacağız. Genç işsizliği, gençlik istihdamı ve çözüm yolları bugünkü programımızın başlığı, konu içeriği diyelim. Konuğumuz Disk Araştırma Dairesi'nden Deniz Beyaz Bulut. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk, merhaba. DİSK'in araştırma dairesinin güncel olarak Nisan ayında yayınladığı raporundan hareketle aslında güncel rakamlardan hareketle konuşmaya başlayalım istiyorum. Raporun manşeti tarihi rekor işsiz sayısı 7 milyonu aştı ve halkın derdi başkanlık değil işsizlik. İstersen bu genel işsizlik rakamları bize ne söylüyor? Hem DİSK'in rakamları ne söylüyor hem de TÜİK'in rakamları bize neler söylüyor? Bununla başlayalım. Biz DİSKAR olarak TÜİK'in her ayın 15'inde yayınlamış olduğu işsizlik istihdam verilerini geniş kapsamlı bir rapor olarak hazırlıyoruz. TÜİK 2014 yılında hesaplama yöntemini değiştirdi. Aslında bu hesaplama yöntemi daha çok işsizlikle ilgili serileri seri oluşturmayı zorlayan bir hesaplama yöntemi oldu. Çünkü 2014 önce TÜİK işsiz tanımlarken son 4 hafta içerisinde iş arama kanallarından, yani son 1 ay içerisinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış kişileri işsiz sayarken 2014'ten itibaren son bir ay içerisindeki iş arama kanallarını kullanmış kişileri işsiz saymaya başladı. Ve en az bir gün içerisinde en az bir saatte faaliyette bulunanları da istihdamda kabul etti. Dolayısıyla böyle bir işsiz hesaplamalar üzerinden yapılan işsizlik verileri hatalı olarak değerlendiriyoruz. Çünkü geniş tanımlı işsizlik çalışma ekonomisi literatüründe de kullanılan bir kavram. Geniş tanımlı işsizlikte TÜİK'in yapmış olduğu dar tanımlı işsizlik hesaplamada kullanmadığı ümitsizler ve iş aramayan fakat çalışmaya hazır olan kişileri de kapsıyor. Bunları da hesapladığımızda şu an geniş tanımlı işsizlik sayısı 7 milyonu aşmış şekilde. Bu ümitsizler iş bulmak ümidini kaybetmişler. Evet, ümidini kaybetmiş. Onlar da yaklaşık 762 bin, 800 bine ulaşmış durumda. İş aramayan fakat çalışmaya hazır olan kişi de şu an yaklaşık 1 milyon 800 bine ulaşmış durumda. Dolayısıyla böyle bir işsizlik verisi, yani TÜİK'in hesaplamış olduğu dar tanımlı birlikte bunları topladığımızda yaklaşık 7 milyonu aşan bir işsizlik verisi olduğunu görüyoruz. Peki burada genç işsizliği rakamları nedir? 7 milyonun kaçı, yüzde kaçı genç işsizliğe tekabül ediyor? Ve TÜİK ile DİSK'in oranları arasında ne kadar bir açı farkı var bu bakımdan genç işsizliğinde? Gençlik rakamlarına baktığımızda aslında yaklaşık, yani ümitsizler ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlarda yaklaşık %19'luk gibi bir oranda genç işsizlik sayısı var. Bunun da rakamsal olarak 1 milyon 790 bin şeklinde ulaşmış durumda. Peki bu genç işsizliği tanımının içerisine 15-24 yaş arasındaki gençler dahil oluyor. Evet. 24 yaşından sonraki gençler, yani genel gençlik kategorisi biraz daha 30'a doğru yönelmiş vaziyette. Bunları dahil etmiyoruz değil mi? Evet, yani üniversiteyi bitirmiş, halen iş arayan, yüksek lisans yapan, doktora yapan ama bir güvencesi olmayan, iş arayan, eğitimine bir şekilde devam eden gençler bu kategoriye dahil değil. Evet, değil. 15-24 yaş arası dahil. Zaten işsizliğin, genç işsizliğin özellikle artmakta olduğu son yıllarda gençler iş bulma, yani ümitsizler kategorisine girip daha çok eğitime devam etme eğilimi gösteriyorlar bundan dolayı. Yani yüksek lisans, doktora gibi genç işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde eğitime devam etme eğilimindeler. Evet. Peki bu genç kadın işsizliği ne boyutta? Yani biraz ondan bahsedebilir misin? Genç kadın işsizliği, özellikle kentsel genç kadın, yani tarım dışı dediğimiz kadın işsizliği şu an %32'lerde boyutlara ulaşmış durumda. Bunun nedenleri, hani geleneksel baktığımız zaman toplumsal cinsiyete vurgu yapmak bu anlamda önemli ama bir yandan da aslında iş gücü piyasasında kırılgan yapılar var. Yani dezavantaj dediğimiz gruplar, özellikle kadınlar ve gençler. Bu dezavantajlı gruplar içerisinde iş gücü piyasasına erişme ve iş gücü piyasasına aslında bağların çok zayıf olduğunu görüyoruz bu orandan, bu rakamdan. Yani işsizlik oranlarına baktığımızda bu
işsizliğin hem kentsel alanlarda hem gençlerde hem de kadınlar arasında çok daha yüksek olduğunu. Evet, yetişkin işsizliğe göre. Özellikle işsizliğin yani ekonomik kırılganlıkların, ekonomik krizlerin olduğu dönemde yetişkin işsizliğin artmasına bağlı olarak genç kadınlarda, gençlerde işsizlik oranının iki kat daha fazla veri olarak karşılaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla aslında çalışma hayatında muazzam bir hem yaşlı, tırnak içinde deneyimli ve erkek egemen bir şeyin, işleyişin olduğunu görüyoruz. Genç işsizliğini ortaya çıkaran ve onu daha istikrarlı, sürdürülebilir kılan şeylerden bir tanesi de bu deneyimli olma meselesi galiba, değil mi? Evet. Yani deneyimin aranması. Deneyimin aranması. Yani aslında nedenlerine buradan gençsinden bahsedebiliriz. Çünkü bu bir neden. Aslında ilk nedenden bahsetmek istiyorum ben. Senin söylediğine daha sonra geleceğim. Tamam. İlk aslında iş gücü arzının, yani çalışan kişilerin, iş arayan kişilerin fazla olması. Buna karşılık olarak iş gücü talebinin düşük olması. Yani yeni istihdam alanlarının yaratılamaması. Aslında genç sizin en önemli nedenlerinden biri. Aslında buradan da baktığımızda iki problem karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi hükümetin sürekli doğum oranlarını artırmaya yönelik teşviklerde, söylemlerde bulunması. 3 çocuk, 5 çocuk gibi. Nüfus politikası. Nüfus politikasının sürekli artırıcı yönde olması. Kaldı ki Türkiye'de genç nüfusun oranı genel nüfus oranı %17. Yani yaklaşık 14-15 milyon şu an genç var Türkiye'de. Bir diğer önemli problem ise yani problem gibi görülen durum ise Suriye'den gelen göçlerle birlikte özellikle gençlerin ve çocukların emek piyasalarına erişememe durumları ve böylece genç nüfusun aslında gittikçe artış göstermesinden kaynaklanan bir iş gücü arzı, iş gücü talebi durumu var. Bir diğer önemli sorun senin de biraz önce bahsettiğine göre gençler aslında iş gücü piyasasında kırılgan bir yapıda sahip. Şimdi bu kırılgan yapının açılmış şekilde pek çok meslek grubu güvencesiz ve bu güvencesizliğe bağlı olarak aslında kısa dönemli çalışma durumları içerisinde. Yani buna vurgu yapmak önemli çünkü yüksek işsizliğin özellikle yüksek işsizliğin ve genç işsizlik oranının yüksek olduğu durumlarda güvencesiz istihdamın da yaygınlaştığını görüyoruz. Kırılganlık yani. Dediğimiz şey bu. Kırılganlık dediğimiz şey bu, evet. Bunun olanaklarının koşullarını AKP iktidarı 2002 yılından beri oluşturuyor, temellerini oluşturuyor. Şöyle, şu şekilde. Bu çalışma biçimi, yani kuralsız, güvencesiz çalışma biçimlerinin hukuki zeminini inşa ederek bu güvencesizliği yerleşik bir istihdam biçimi haline getirmeye çalışıyor. Bunu şu şekilde, yani bunu yaparken şu tarz politikaları uyguluyor. Özellikle aktif istihdam politikaları şeklinde. Şimdi İşkur vasıtasıyla stajyer olarak çalışmanın önü açıldı. Bu stajyerlik aslında güvencesiz bir çalışmanın biçimi olarak yaygınlaşıyor. Çünkü stajyerliğin anlamından ve bağlamından tamamen kopuk bir hal almış durumda. Stajyerlik aslında eğitimin bir parçasıdır. Ama buradaki istihdam politikasına baktığımızda stajyerlik güvencesizlik. Çalışma yaşamının başlangıcı. Evet. Başlangıcı olarak. Evet. Başlangıcı olarak paylaşılıyor. Pek çok stajyer mesleki eğitimlerine uyuşmayan angarya işler yapmakta zorlanıyorlar aslında. Ve bu insanı güvencesiz istihdama sürüklüyor. Yani bir eğitim parçası olmaktan öte stajyerler kadrolu ve güvenceli işlerin yerini alıyorlar. Bu şekilde gerçekleşiyor. Bir diğeri de aslında yine İşkur vasıtasıyla işbaşında eğitim programlarıyla istihdam programlarının getirilmesi. Burada da gençler şu şekilde istihdam edilmeye çalışılıyor. Yani 8-9 aylık gibi bir süre içerisinde gençler, gençlerin devlet tarafından sigorta primleri ödeniyor. Bu 8-9 ay süreden sonra işveren genç ona ek maliyet getirecek düşüncesiyle genci istihdamını da devam ettirmiyor. Dolayısıyla aslında geçici bir dönem ve kırılgan bir emek piyasası içerisinde oluyorlar. Evet, bu çok kısa bir süre. 8-9 aylık evet, bir süre. Evet, 8-9 ay gibi bir süre. Aslında burada şöyle bir sonuç çıkarılabilir. Yani gençlerin iş gücü piyasaları içerisinde işsizliği azaltmaya yönelik yapılan teşvikler işsizliği azaltmıyor, işsizliği öteliyor ve işsizliğin yeniden dağıtımına sebep oluyor. Yani aslında kısa vadeli bir istihdam politikasından söz ediyoruz, değil mi? AKP'nin uygulamaya çalıştığı 2001'den itibaren 2002'den itibaren
yürütmeye çalıştığı İslam politikası daha orta vadeli, uzun vadeli ve genç işsizliğini nihai olarak ortadan kaldırmaya dönük bir politika değil. Evet, ötelemeye yönelik ve yeniden dağıtma yönelik aslında. Geçici olarak belki rakamları düşürmeye yönelik ki onda da rakamların pek düştüğünü söyleyemiyoruz. Ama geçiciliğe yönelik. Bu noktada aslında neoliberal bir iktidar, neoliberal bir ekonomik yönetimsellikten söz ediyoruz ve büyüme arttıkça, kalkınma arttıkça refah, gençlerin refahı artmıyor değil mi? Böyle bir korelasyonun da aslında kendiliğinden çöktüğünü de görüyoruz. Evet. Orada büyüme ile istihdam arasındaki zıtlıktan kaynaklanıyor aslında. Evet. Çünkü büyüme, ne kadar büyüme gerçekleşirse aslında istihdamın artmadığını, yani büyüme getirmeyen bir istihdamın gerçekleştiğini söyleyebiliriz Türkiye açısından da. Evet. Özellikle neoliberal politikalarından uygulandıktan sonra. Evet. Şunu sormak istiyorum. AKP'nin eğitim politikası, yani genç işsizliğiyle mücadele noktasında nasıl bir işlev görüyor? Şeyi hatırlıyorum. Eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar bir konuşmasında şöyle demişti. Bizden mucitler çıkmıyor bizim ülkeden. Biz ara eleman, ara teknik eleman ülkesiyiz. Ama baktığımızda teknik ve mesleki eğitimin de nitelikli olduğunu göremiyoruz. Yani bir ara eleman ülkesinden de bahsedemiyoruz. Sanki bu genç işsizliğini daha stabil kılan ve oranların sürekli artmasını neden olan şeylerden biri de eğitim politikası. Evet, eğitim politikası. Bu aslında genç işsizliğin de bir parça nedenlerinden biri. Yani eğitim politikası ile istihdam politikalarının uyuşmama durumu. Bu önemli. Genç işsizliğin bir nedenlerinden biri. Özellikle bu dönemde AKP döneminde 81 ilde 81 üniversite projesi. Yani her ilde bir üniversitenin olması aslında istihdamı ve işsizliği azaltmaya yönelik gibi algılanan durumlar. Bu ne yazık ki gerçeği yansıtamadı. Çünkü 2002'de 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayısı şu an 7 milyon olmuş durumda. 2016'da, 2017 yıllarında. Yani buna bağlı olarak yani üniversite sayısının ve üniversite okuyan gençlerin, buna bağlı olarak mezunların sayısının artmasıyla genç işsizliğin paralel olarak arttığını görüyoruz. Yani üniversitelerin genç işsizliği arttırdığına yönelik bir veri var elimizde. Eğitim politikasının sadece üniversiteleri açmakla veya üniversitedeki eğitimde, yani o tabela üniversitesi dediğimiz aslında her ilde üniversitelerin olması gençsizliğin ve istihdamın azalttığını ya da arttığını söyleyemiyoruz. Peki neden bu kadar önem veriliyor? Hani birçok ilde üniversiteler açıldı. Özellikle AKP döneminde meslek liseleri. Daha fazla gündeme geldi. Gençleri, liselileri, meslek liselerine yöneltmeye çalıştılar. Ama burada nitelikli bir eğitim de yok aslında. Evet, daha yok. Vasıfsız eleman mı arzulanıyor sence? Evet. Yani şöyle bir durum var orada. Üniversitelerin nitelikli bir eğitim verdiğini ne yazık ki söylemiyoruz. Teknik eğitimlerden de, fiziksel şeylerden de, ihtiyaçlardan da aslında yoksunlar. Ama burada aslında toplumda da çok bunun söylentilerinde duyulduğu üzere o bölgedeki, o ildeki ekonomiyi, oradaki yapıyı canlandırma amacı taşıdığı, oradaki ilde ki örneğin Anadolu'da ya da herhangi bir Karadeniz'de bir ilde oradaki üniversitelere öğrencinin gelmesi işte ekonomik yapıyı canlandırılacak düşüncesiyle üniversitelerin sayısı gittikçe artırıldı. Ama nitelikli öğrenci yetiştirildi mi ya da İslam politikalı uyumlu bir üniversite öğrencisi yetiştirildi mi o rakamlardan da pek görünmüyor. Evet. Peki bu istihdam seferberliği hakkında ne düşünüyorsun? Tabii sürekli seferberlik ilan ediliyor. 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir. En son 2017 Ocak ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu bir açıklama yapmıştı. İstihdam seferberliği açıklamıştı yeni. Bu paket içerisinde, seferberlik içerisinde üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin özel sektörde istihdam edilmesi halinde maaşlarının yarısının devlet tarafından karşılanacağı söyleniyordu. Bu zaman olarak, zaman dilimi olarak bir yıllık bir döneme denk geliyor. Bir teşvik programı aslında bir yandan bakıldığında.
Sence yani şu anda mevcut rakamlar bunu yorumlamamıza imkan veriyor mu? Ondan emin değilim. Hep onu sormuş olayım ama böyle bir seferberlik, genç işsizliğini kısa vadede ya da orta vadede ama beklenen şey kısa vadede azaltması böyle bir etki ortaya çıkarır mı? Yoksa daha büyük yapısal sorunlar mı var? Aslında İstanbul teşvikleri yeni değil. İstanbul teşvikleri özellikle 2007-2008'den itibaren özellikle 2008 krizinin etkilerini gidermek amacıyla ortaya koyulmuş bir paketti. Daha sonra her kırılganlık döneminde bu teşvikleri, bu paketleri gördük. 2008'de örneğin sosyal güvenlik primlerini %5'lik indirim gibi gençlerin ve kadınların istihdama katılmasına yönelik işverene yapılan prim teşvikleri gibi teşvikler daha sonra zincirleme bir şekilde geldi bugünümüze kadar. Ama yani hepsinin temel bir şeyi, temel amacı işverende teşvik, prim teşviki, iş size mesleki eğitim. Yani iş size mesleki eğitim aslında orada dediğim gibi geçici bir ve eğreti bir nitelikte istihdam sağlamak. Yani işsizliği ötelemek. Ama işverene yapılan prim teşviği aslında biraz da ki bazısı işsizlik sigortasına aktarılan kaynaklardır. Bazısı biraz da sermaye yapılan kaynak olarak görmek mümkün. Aslında bu genç işsizliğini azaltmaya dönük olarak kullanılmıyor bu kaynak. Evet, kullanılmıyor. Özellikle işsizlik sigortası fonunun amacından tamamen sapmış olarak işverene yapılan prim teşvikleri işsizliği ise mesleki eğitimde bir geçicilik yine arz ediyor. Peki bu kaynaklar denetlenmiyor mu yoksa ortada danışık da bir şey evet, mi var? Evet, denetlenmiyor. Oldukça enteresan. Peki 2001 krizinden bahsettin. Biraz onunla karşılaştırarak da konuşabiliriz. Yani Türkiye 2001 krizindeki genç işsizlik rakamlarından çok daha fazlasını şu anda görüyor. Evet. 2000'de işsizlik oranı 15-24 yaş arası oran 13.1'miş. TÜİK'in rakamı bu. 2000'den 2001'den 2017'ye kadar düzenli olarak bir artış var. 13, 16, 19, 20, 20 seyrinde uzunca bir dönem devam ediyor ve bu 2009'dan itibaren 20'nin üzerine çıkmaya başlıyor. 2017'ye geldiğimizde %25'leri bulmuş durumda. Farklı bağlamlarda genç kadın işsizliği diye konuştuğumuzda %30'lara çıkabiliyor. Ve programın başında söylediğimiz gibi 24 yaş sonrasını hesaba katmadan sadece 15-24 yaş arasındaki gençler ve hesap ederek bu şeyleri söylüyoruz, rakamı söylüyoruz. Türkiye 2001 krizinden daha büyük bir kriz içerisinde. Evet, yani işsizlik rakamlarına baktığımızda kriz dönemlerindeki işsizlik verileriyle karşılaşıyoruz. Ne kadar da 2005'ten itibaren teyit geçtiği söylense de kriz dönemlerindeki işsizlik verilerini görüyoruz. Tabii bu dönemde biraz önce dediğim gibi stajyerlik, iş başında eğitim programları, bir takım geçici nitelikte işlerin sağlanmasının dışında aslında AKP iktidarı döneminde sektörel yapıda da büyük bir değişim gözlendi. Özellikle bu tarımdaki çözülme, kırsal alanlarda meydana gelen çözülme kente göç olgusunu aslında doğurdu ve bu kente göç olgusu dolaylı olarak genç işsizliği etkiledi. Çünkü bu süreçte istihdam edilenlerin profilinde bir değişiklik gözlendi. AKP döneminde hem sektörler hem de faaliyet durumlarının dağılımında belirgin değişiklikler var. Örneğin 2002 yılının başlangıcında her 100 çalışandan 7'si ücretli çalışıyorken şu an en son yapılan araştırmaya göre her 100 çalışandan 90'ı 80'i ücretli sınıfa dahil oldu. Dolayısıyla yaklaşık 4 milyon kişi tarım dışı sektörlerde göç olgusuyla kendini gösterdi. Aslında bu ücretsiz aile işçiliğinin ve kendi hesabını çalışanlardaki oransal ve rakamsal erimenin sonucunda meydana geldi. Yani o sanayideki iş gücü açığı tarımsal daralmayı karşılayamadığı zaman kendisini hizmetler sektöründe kayıt dışı olarak var etti ve kayıt dışılık da aslında bu süreçte arttı. Evet. Dolaylı olarak da genç işsizliği bu süreçte etkiledi. Peki özel sektör yani kamu istihdamı genç işsizliğiyle çözüm mücadele politikaları bağlamında düşündüğümüzde belki biraz orayı konuşmaya başlayabiliriz. AKP'nin daha çok teşvik programlarına baktığımızda özel sektör üzerinden bir politika belirlediğini görüyoruz. Yani burada
gençlerin ihtiyaçları, işte hakları temelli bir perspektifin bütünüyle olmadığını söylemek mümkün görünüyor, öyle değil mi? Evet, bu eğitim politikasında da böyle, özellikle kar odaklı eğitim, özel üniversitelerin, özel hastanelerin, özellikle eğitim bazlı baktığımızda hepsinin kar odaklı bir eğitim sistemi içerisinde ve aslında kamusal sorumluluğun üstlenmeyerek özel üniversiteleri bunu iletmesi, bu şekilde eğitim politikasını dönüştürmesi de sizin söylediğinizi içeriyor. 2017 Ocak'ta bu açıklanan seferber birlikte de aslında eğer gençler üniversiteden mezunu oldukları takdirde özel sektörde çalışmaya başlarlarsa devlet bunu karşılıyor, yarısını karşılamayı vaat ediyor. Ama burada kamu istihdamı perspektifi yok, öyle değil mi? Evet, kamu istihdamı yani sadece aslında gençlerin değil, çoğu sektörlerde ve çoğu alanda devlet şu an üzerine kamusal sorumluluğu aslında azaltmaya ve tamamen eritmeye yönelik politikalar uyguluyor. Bu genç sizin de böyle, örneğin teşvik kapsamında da bu şekilde. Yani işverene teşvik, işsize mesleki eğitim. Burada sermaye bir aktarım var ama işsizliği yok etmeye değil, geçici bir nitelik taşımaya özellikle. Yani tamamıyla kamusal sorumluluğu üzerinden aslında atacak ve bunu eritecek şekilde politikaları izlediğini söylemek mümkün. İşsizlik şeylerine de, çözüm politikalarına da bu böyle. Evet. Aslında şimdiye kadar nasıl yapılmaması gerektiğini bir anlamda konuşmuş olduk. AKP'nin istihdam politikası, genç işsizliği politikası üzerinden ne yapmadı diye soralım. Ve sizin hem raporda, Nisan raporunda ama önceki raporlarınızda da ifade ettiğiniz önerileri konuşalım. Hem genel işsizliği azaltmak, nihai olarak ortadan kaldırmak için, hem de genç işsizlikle mücadele noktasında neler yapmak gerekiyor? DİSK'in araştırma dairesinin başlıca önerileri nelerdir? Şunu belirtmek önemli. İşsizliğin aslında temel sebebi, genel işsizliğinde ve buna bağlı olarak genç işsizliğin artmasının genel sebebi yeteri kadar iş gücü tabii. Yani yeteri kadar istihdam yaratılamaması. Evet. Aslında bir takım ulusal politikalar var. Örneğin biraz önce de konuştuğumuz üzere eğitim politikası, aktif istihdam politikası. Bu politikalar önemli. Fakat yeteri kadar istihdam alanı yaratılamaması aslında bu politikaları bir yani bu işsizliği bir yere kadar azaltacaktır ve bir ölçüde yükünü hafifletecektir. Dolayısıyla istihdam edilebilirliği arttırmak genel işsizliği ve buna bağlı genç işsizliği azaltmaya yönelik etkiler bırakacaktır. Şimdi istihdam edilebilmek için de gençlerin bilgi ve yetenekleriyle uyumlu işler yaratmak önemli. Yani burada aslında biraz da düzgün iş tanımına girmek istiyorum. Yani İLO'nun da İhtiyaçla yaptığı niteliği, o uyumsuzluğunu ortadan kaldırmak aslında. Evet, uyumsuzluğunu kaldırmak. Bu özellikle stajyerlik döneminde de biraz önce bahsettiğim mesleki eğitimle alakası olan angarya işler yapmama durumu. Aslında buradan biraz düzgün iş tanımına geliyoruz. Yani Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de düzgün iş tanımı bizim konuştuğumuz talebe aslında çıkıyor. Yani işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına, kurallarına uygun, sendikalar aracıyla temsil edebilme olanağına sahip, çocuk işçiliğin olmadığı, zorla çalıştırmanın olmadığı bir düzgün iş tanımıyla istihdam alanının yaratılması öncelikle genel işsizliğin dolaylı olarak da gençsin azaltılmasında büyük etken olacaktır, düzgün işin yaratılması. Ama bunun olmadığı koşullarda işsizliğin artması, örneğin gençlerin iş gücü piyasalarına erişebilme olanaklarının azalması, cesareti kırılmış işsizler ordusunun yaratılması mümkün olacaktır. Zaten özellikle iş gücü piyasasına da ilk defa girmeye çalışan gençler yeterli kadar iş fırsatlarından yararlanamaması bulunduğu koşullara da elverişsiz koşullara da katlanması halini alıyor bir süre sonra. Yani istihdam, yeterli derecede istihdam alanı yaratılması çok önemli bu açıdan. Diğer taraftan ne yapılabilir? Özellikle kentsel kadınların işsizliğin azaltılması, o işsizliğin toplumsal cinsiyetine yönelik baktığımızda aslında ne yapılabilir? Özellikle kadınların iş gücü piyasasına ulaşmada bağlarının zayıf olduğunu görüyoruz. Yani bu bağların kuvvetlendirilmesi ve aslında erkeğin ücret alan kadın da aslında yan gelir, yan ücret sağlayan bir unsur olarak görmekten çıkarılması çok önemli. Fırsat eşitliğinin sağlanması çok önemli. Bunlar sağlanmadığında yoksulluk kuşkusuz bir kısır döngü halini alıyor aslında. Evet. Bu sadece teknik bir şey de değil, değil mi? Teknik bir mücadele yöntemi de değil. Yani bir zihniyetin de aslında dönüşmesi gerekiyor. Geleneksel tutumu, aile içindeki rollerin. Geleneksel tutumu değişmesi gerekiyor.
Dolayısıyla çok boyutlu bir mücadeleyi aslında gerektiriyor. Yani sadece Evet. tek başına Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın, Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, Çalışma Bakanı'nın bir seferberlik ilan etmesiyle halledilebilecek bir sorun gibi Sorun çok boyutlu. görünmüyor. Burada tarım politikasından konuştuk. Yani özellikle tarım politikası bağlamında ne yapmak lazım çözüme dönük? Yani tarım politikası yönelik şöyle, Türkiye'nin geç sanayileşmesi ve geç sınıf bilincine ulaşma çabalarından dolayı aslında tarım alanından hızlıca bir hizmetler sektörüne geçiş aşaması yaşadı. Yani sanayileşmeden bir hizmetler sektörüne geçiş aşaması yaşadı. Bu da kendini kayıt dışı istihdamda aslında belli etti. Dolayısıyla tarım politikası aşamalı olarak ve planlı olarak gerçekleştirilmedi. Bunun sonuçlarını da aslında işsizlikte ve kente akan o göçlerde, o göçlerin iş bulma alanlarında uyumsuzlaştırılması haline dönmesine kendini buldu. Şu ne eğitim ne istihdam dediğimiz kısaca ne diyorduk buna? Need Ne diyoruz. istiyoruz? Evet. Bu gruptan biraz söz edebilir miyiz? Yani biraz bahsettik aslında ama özellikle hem eğitimin içerisinde değil, öğrenci değil, aynı zamanda istihdam da edilmiyor, çalışma hayatının içerisinde değil. Evet. Bu grup ümitsizlerin hem içinde hem dışında mı? Yani ümitsizler derken bu grubu Bu grubu kastediyorum. Bu grubun kastetmiyoruz. dışında, Evet. ümitsizlerin dışında. Peki bu grupla ilgili neler söylemek lazım? Yani çünkü en kırılgan Evet. kümenin burası olduğunu görüyoruz aslında. Bir şey yok, nitelikli eğitim almamış, tırnak içinde vasfı yok işe erişimi bakımından. Aynı zamanda işe erişim olanağı yok. Genç işsizlikle mücadelenin belki en zor yanlarından bir tanesi bu grubun ortadan kaldırılması. Evet. Şimdi gençlerin istihdamına ilişkin olarak genç işsizlik oranını konuştuk, gençlerin istihdamını konuştuk ama aslında bunların hepsi aktif, yani aktif olanlar, aktif kapsamda olanlar. Şimdi asıl sorunun vehameti aslında NEET'te, yani işsiz ve eğitim öğrenim içerisinde yer almayan, yani aktif olmayan gruptan bahsediyoruz NEET dediğimizde aslında. Aktif olmayan bir grup. Türkiye'deki NEET'lerin karakteristik yapısına baktığımızda aslında öncelikli olarak ne yazık kadın ağırlıklı olduğunu görüyoruz yine. Öyle mi? Evet. NEET'te erkeğin, yani en son Ocak 2017 verilerine göre erkek 868 bin erkek var NEET'in içerisinde. Yaklaşık 2 milyona kadın da, 2 milyona yakın da yaklaşık kadın var. Yani Oransal olarak bu %24 erkekti. evet, %33 de Kadın. kadın. Evet. Şimdi Türkiye NEET'i uzun zamandan beri açıklamıyor aslında TÜİK. Yeni yeni açıklamaya başladı NEET'i. Türkiye'deki NEET dediğimiz gibi %24, %33 dolaylarında En son ne zaman açıklamıştı peki? Ocak 2017 açıkladı. 2017. Bu Ocak 2017'nin verileri. Bu dediğim gibi üzerine cinsiyette daha çok aslında farklar seyrediyor. Aslında heterojen de bir grup aslında. Dediğimiz gibi bunun etkisinde kadınlar iş gücü piyasasına ulaşma, erişim sıkıntıları, iş gücü piyasasının zayıf bağları, hatta toplumsal hayatta ayrımcı tutumlar ve kente gelen kadın, örneğin kırdan kente gelen kadının yeterli iş olanakları, yeterli iş zamanı yaratılamaması veya mevcut işlerinde, kadına yönelik mevcut işlerinde gittikçe erimesinden kaynaklanan bir yüksek bir oran mevcut NEET'te de, kadınlarda da. Aslında programın sonuna doğru geliyoruz. İsterseniz seni son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Genç işsizliği meselesi gerçekten çok boyutlu. Konuşması gereken çok farklı alt başlıkları var. Hem mücadele yolları bakımından hem de bugünkü durumu teşhis etmek, adını koymak bakımından. Sizin son sözlerinizi de bitirelim. Bu noktada tabii en temel sorumluluk devlete düşüyor. Yani kamusal sorumluluk bilinciyle istihdam stratejisi belirlenecek ve bu öncelikle bir gençlik profilinin oluşturulması gerekiyor. Bunun müdahalinde yerindeliği sağlayacak, bu istihdamın genişletilmesini, çalışma şartının iyileştirilmesine odaklanması gerekiyor ki ücret politikası da burada çok önemli. Ücret politikası, yani real yaşamla uygun bir ortalama bir asgari ücretin olması aslında gençlerin iş gücü piyasasına erişimini daha da kolaylaştırıcı etkiye sahip olacaktır. Bu
açıdan bunun önemli. Aslında dediğin gibi çok geniş bir konu. Biz sadece iş gücü piyasası ekonomik sonuçlarında konuştuk. Bunun bir de sosyal ve psikolojik boyutları var. Bu anlamda gençlerin üretim potansiyelinin aşındırılmaması, bunun sürekli canlı tutulması gerekiyor. Cesaretlerin kırılmaması ve yoksulluk ile eğitim arasındaki bozuklukların iyileştirilmesi gerekiyor ki kısır döngü halini almasın. Evet. Bu çok önemli. Bir de 1 Mayıs yaklaşıyor. Yani son olarak gençleri işsizlik ve güvencesizlikle tehdit etmeye, buna yönelik bu pozisyonda bunu terbiye etmeye çalışan ya da gençlerin en temel hak taleplerinde yasal veya fiili işte de başvurmaya çalışanlara karşı gençleri de 1 Mayıs alanlarına davet ediyoruz. Peki, çok teşekkürler. Dediğiniz gibi genç işsizliği, gençlerin sadece ekonomik yaşamlarını değil, sosyal yaşamlarını, kültürel yaşamlarını, kendi bireysel hayatlarını, doğrudan gündelik yaşamlarını etkiliyor. Dolayısıyla bu meseleyi farklı yönleriyle konuşmayı sürdürmemiz gerekiyor. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, bugün Türkiye'deki genç işsizliğinin çeşitli boyutlarını, güncel durumunu, AKP'nin 2002'den bu yana yürüttüğü istihdam politikasını ve çözüm yollarını konuşmaya çalıştık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.